Açık beyin, sen çok yaşa. Tezahürat yaparak başlayalım bugün. Şimdi hocam ilginç bir soru geldi. Çok da hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Walking Dead gibi zombilerin olduğu, işte hortlakların olduğu post apokaliptik dizileri biz neden çok seviyoruz? Bunları neden takip ediyoruz? Özellikle bu post apokaliptik yani kıyamet sonrası filmlerin şeyi zannedersem. Ben küçüklüğümden beri bunları bu arada çok sevdim. En erken dönemlerde özellikle Mad Max'i seyrettiğim zaman, hatta o Mad Max 2'yi özellikle sinemada izlediğimde hatırlıyorum. Filmden çıkınca bunu düşünmüşüm. Yani film rezillik, tamam ya, insanın çok rezil bir durumunu anlatıyor. Hiç umut yok, perperişan, yani sırf petrol için insanlar birbirini işkenceyle öldürüyorlar falan. Böyle bir dünyanın resmini çiziyor. Çünkü bu arada inandırıcı bir atmosferi vardır o filmin. Yani daha gençken böyle o filmden çıkınca düşündüğümü hatırlıyorum. Ya bu kadar rezil, iğrenç bir de ben bu filmin nesini sevdim diye düşündüm. Sonra işte aksiyon sahneleri, o böyle vahşetin bilmem nenin gayet ikna edici bir biçimde verilmesi vesaire gibi böyle bir sürü faktör saydım zihnimde. Yani muhtemelen film güzel, ondan sevdim falan dedim. Ama sonra hiç unutmuyorum, Ankara'da Maltepe Parkı'nda yürürken bir anda kendimi böyle filmle dünyayı karşılaştırırken buldum. Yani Ankara'nın o zamanki haliyle o filmi karşılaştırdım ve sonra bu filmi seyrettikten sonra hayata geri dönmenin gerçekten çok mutluluk verici olduğunu fark ettim. Yani gerçek hayatımın ne kadar güzel olduğunu, elimdekilerin ne kadar kıymetli olduğunu, işte gaza basınca Ward diye işte egzozdan püskürttüğümüz o benzinin aslında yeri geldiğinde ne kadar kıymetli olabileceğini, yani kötü senaryolarla karşılaşmanın ya da onları düşünmenin gerçek hayatınıza şükretmek için vesile olabileceğini fark ettim ya da böyle zannediyorum. Bende en büyük yaptığı etki buydu. Mesela zaman içerisinde de insanların genel olarak korku filmlerine niye para verip gittiğini çok merak ettim. Ben de onlardan birisiyim yine. Bayılırım korku filmlerine. Özellikle de korku filmi seyretmeyi bırakmamın sebebi artık böyle tüylerimi diken diken eden, beni zıplatan korku filmi kalmadığı için. Yani neredeyse her şeyi seyrettik. Bütün hikayeler eski geliyor. O böyle diye korkuyu da sevmiyorum. Hani böyle bir müzik çalar çalar zart diye bir şey çıkar, bir şey olmaz ya. O da korku falan değil zaten. O irkiltme reaksiyonu. Böyle filmler artık beni kesmemeye başladı. O zamanlarda mesela ya diyorum lan kan, fışkı, rezillik, bu kadar gerilim kendine ettiğine değer mi falan. Aynı şey orada da var. İnsanlar aslında para ödeyerek oyun ya da işte bir senaryo olduğunu bildikleri bir şeyi seyretmek üzere bir salona giriyorlar ya da işte şimdi Netflix'ten bilmem ne açıyorlar. Fakat bunun oyun olduğunu bile bile kendilerine hakim olamayıp ondan korkuyorlar mesela. Oradakilerin aktör, aktrist olduğunu, gerçekten ölenin ölmediğini, kan değil bir boyalı bir sıvı olduğunu falan hepsini biliyoruz aslında. Ama bir şekilde o parayla psikoz satın almak dediğim bir şeye dönüşüyor. Yani para verip bir psikoz satın alıyorsun ve o psikozu eğlence amacıyla kullanıyorsun. Mizahta da daha önce konuştuğumuz bu benign violation diye bir şey var. Zarar vermeyen ihlal. Beklentilerimizi ihlal eden, kurallarımızı ihlal eden ama sonuçta bize zarar vermeyen şeyleri biz eğlenceli buluyoruz. Ve eğlendiğimizde etrafımızdakilere göstermek istiyoruz. Mesela mizah bunun bir tezahürü. Gülerek karşıladığımız şeyler beklentilerimize aykırı ama bize zarar vermeyen şeyler olduğu için onu da etrafa duyuyoruz. Asayiş Berkemez, sorun yok, hadi hep beraber gülelim diye. Korku sinemasının da benzer bir etkisi var. Normalde bir gazete haberinde okursak kanımızın donacağı bir şeyi bayıla bayıla orada izliyoruz. Çünkü güvenli alan içerisindeyiz. Onun bir oyun olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda Jung'un bahsettiği bir gölge tarafımız var. Bir karanlık tarafımız var. O dünyada korkunç şeyler olduğunu ve kendisinin de korkunç şeylere muktedir olduğunu biliyor. Ve içte bir yerde o dürtüler de tatmin edilmeyi bekliyor. Diğer birçok dürtü gibi, açlık gibi, cinsellik gibi bu kötülük dürtüsü de bir tatmin bekliyor. İnsanlık tarihi boyunca sinemadan çok çok önce bu trajedyaların, korku öykülerinin vesaire yazılması aynı amaca dayanıyor. Mesela şimdi H.P. Lovecraft'ın Tüm Öyküleri kitabını göndermişler bana, sağ olsunlar. Alfa yayınlarından bir çekim yaptık beraber. Bayıldım mesela. Bütün hikayeleri kitabını okumaya başladım. Tam böyle eski tip hikayeler ama gerçekten bazıları insanın kanını donduracak kadar etkiliyor. Diyorum yani Lovecraft tamam kendi psikopat falan da biz niye böyle bayılarak okuyoruz bu hikayeleri? Aynı şey oluyor. Karanlık tarafta böyle bir gerçeklik de var. Onun direkt içinde kalıp zarar görmeden bunu deneyimlemek bizim ruhumuzun karanlık bir tarafını besliyor. Bu arada çok yakınımda, çok sevdiğim insanlarda da var. Bazı insanlar bu tip korku ve şiddet filmlerine hiç dayanamıyorlar. Bunun da bununla çok yakın bir alakası var. Korku ve şiddet filmlerine aşırı reaksiyon göstermek, hiç izleyememek aslında bir yerde
kendi karanlık tarafıyla ilgili yaşanan bir korkuyla alakalı diye düşünüyorum. Bu zaten Jung'un da biraz değindiği bir şey. Modern psikologlardan birisi de bir konuşmasında bunu anlatıyordu ama kim hatırlayamadım. İngilizce bir konferansta izlemiştim bunu. Bir insan eğer kendisindeki karanlık tarafın olası cürümlerinden ya da verebileceği zararlardan ya da kontrolsüz bir şekilde kendini ortaya koymasından korkuyorsa, onunla bir barışıklığı ve tanışıklığı yoksa, orada bir çekingenliği varsa bunu harekete geçirebilecek her şeye karşı da ciddi bir defans uyguluyor. Onunla karşılaşmak, onu görmek istemiyor. Dolayısıyla mesela korku filmi seyretmek, bir rahatsızlık, korku filminden kaçınmak sağlıklı bir şey olarak gözükebilir. Ama böyle baktığınızda yani çok aşırı korku filmi seyretmek de onlardan öylesiye korkmak da ikisi de aslında normalin biraz dışında değerlendirebilecek ve dikkat edilmesi gereken iki durum gibi gözüküyor. Korku edebiyatı diye bir şeyin, korku gerilim edebiyatı diye bir şeyin varlığı bize arka planda yaşamak arzusunda olduğumuz ama inşallah yaşamam Allah'ım ya Rabbim diye de kendimizi uzak tutmaya çalıştığımız bir şeylerin tatminini sağlıyor. Ve dünya tarihi boyunca da bu hep var. Acılı aşk hikayelerini de muhtemelen bu yüzden seviyoruz. Kanlı fışkılı filmleri de, post apokaliptik olanları da vesaire. Ama bir de ek olarak post apokaliptik filmlerin dönemsel bir özelliği var bence. O özellik de mesela Mad Max'in çekildiği zamanlar dünya petrol savaşlarının olduğu, İran-Irak savaşının, Amerika'nın işte oralara ambargo uygulayışının, işte Reagan döneminde yapılan tantanaların falan ayyuka çıktığı zamanlar. Dolayısıyla orada petrol bazlı bir hikaye var. Yani işin temeli yakıta dayanıyor. Ve yakıt kıtlığı olan bir dünyada insanların ne kadar canavarlaşacaklarının mesajı veriliyor. O filmlerin arka planında politik mesajlar da çok fazla var. Ve biz özellikle izlediğimiz dönem içerisinde o politik mesajları dolaylı yoldan çok alıyoruz. Yani bazımız bunu fark ediyor, bazımız fark etmiyoruz ama mesela o filmde petrolü ele geçirmek için insanların birbirini katlettiği bir zamanı izliyorsun. Bu zamanı onun göndermesi şu: bu devirde petrolün dağıtımını elinde tutan, petrolü elinde tutan da kraldır. Yani yamuk yapmayın, deşeriz, dehşetle karşılaşırsınız mesajı var orada. Bu tip örtük mesajlarla da ilgisi var postapokaliptik filmlerin. Çünkü onlar dönem filmleridir. Mesela Mad Max'i bugün çeksen bütün senaryosunu değiştirmen lazım. Zira bir örneğe bakabilir herkes. Mesela Total Recall filmi vardır meşhur. Arnold Schwarzenegger ilk o oynamıştı. Paul Verhoeven'ın yönettiği efsanevi bir filmdir. Ama mesela ikinci kez çekildi. Niye çekildi onu da bilmiyorum. Gerçi o film de fena değil de Colin Farrell oynamıştı başrolünde. İkinci filmde ana senaryo içerisindeki birçok şey, temel motif dahil olmak üzere değişmiş. Çünkü o zamanın işte politik, bilimsel vesaire anlayışıyla bugünkü çok farklı. Halbuki Total Recall aslında tek bir roman. Yani ikisi de aynı romandan uyarlanıyor. Ama uyarlamalar sonucunda içinde çekildiği ve yayınlandığı zamanki sosyopolitik ortam da değiştiği için senaryolara da bu yansıyor. Özetle oradaki bazı güncel mesajlarla beraber karanlık tarafımızın bir tanışıklığıyla eğleniyoruz ve aynı zamanda da özellikle postapokaliptik filmlerde bence çıktıktan sonra o otoparktaki güvenli aracımıza binip tıkır tıkır işleyen trafikte, hani pahalı da olsa, Türkiye benzinle pahalı olduğu ülke biliyorsunuz, rahatlıkla alıp yakabildiğimiz bir benzine sahip olduğumuz için mutlu olmaya devam ediyoruz. Bir nevi hayatımıza şükrettiğimiz bir vesileye dönüşebiliyor bu tip filmler. Hocam aynı zamanda bu tip filmler ve dizilerin bir zaten içinde bahsettiğiniz o dönemin koşullarına dair uyarıcı bir etkisi var. Bazı işte şu anda mesela genetik araştırmalar üzerine post apokaliptik diziler mevcut. Hani bunların sonucunda insan ırkının değişmesi, işte tırnak içinde evrime uğraması gibi böyle farklı versiyonlar var. Aslında bunlar şeye de sevk ediyor. Yani bakın biraz düşününce bunların sonuçları bunlar da olabilir. Yani düşünce esnekliğini de sağlayan bir yanı var diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bu H.G. Wells'ın Zaman Makinesi meşhur. Özellikle ilk orijinal çevrimi. Mesela bence Isaac Asimov gibi aklın sınırlarını zorlayan zaman skalalarında işleyen bir bilim kurgudur. İşte Zaman Makinesi'yle böyle yüz binlerce, milyonlarca yıl ilerisine giden kahramanımız böyle insanın evrimleşmiş haliyle falan karşılaşır ki hakikaten çok zekicedir mesela. O bu arada H.G. Wells'ın orijinalini okumayanlara tavsiye ederim. Zaman Makinesi kitabı. Yönetmeni kim hatırlamıyorum ama Guy Pearce'ın oynadığı yeni çevrimlerinden bir tanesi. Belki ondan sonra bir tane daha yapıldı herhalde. Ama bu Guy Pearce'ın oynadığı versiyon hakikaten güzel. Onu da izlemelerini tavsiye ederim.